Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 ayrı yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabının 34'ten 36'ya kadar olan sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 34'ten başlayalım. Birinci cevabı azim, kararlılık, güven, bir kişiye inanma, sevgi, bir canlıya duyulan ilgi, sadakat, bağlılık. İkinci cevabı istediğim mesleği yapıp dünyayı gezme hayali kuruyorum. Birinci etkinlikte tahminim, düstur, izin istemek, onay, şefkat, merhamet, sebat, düşünce, fikir, azim, kararlılık, devamlılık, muvaffakiyet, başarmak. Sözlükteki anlamı sırasıyla kural kitabı, şefkatinki sevmek, sebat yapılan bir iş sonuna kadar sürdürme, yoldan dönmemek, azim yapılan bir işteki engelleri yenme kararlılığı, muvaffakiyet, başarmak. İkinci etkinlikte birinci cevabı muhterem babacığım ve şefkatli anneciğim diyerek anne babasına hitap ederek başlamıştır. İki, sevgi ve mutluluk hissediyor. Üç, benim senden pek büyük ümitlerim vardır. Bu ümitlerimin boşa çıkmamasına gayret et. Hayatta her şeye gül, neşeli ol, insan ol sözlerinden etkileniyor. 4. Güzel bir insan olmak ve gülmek tıpkı anne babasının istediği gibi. 5. Sizin hakkımdaki ümitleriniz benim idealimdir cümlesiyle anlatıyor. 6. Göçüp gittikten sonra ardında biri eser bırakarak mümkün olduğunu söyleyen yazara katılıyorum. Çünkü insan ölür ama geride bıraktıkları daima onu yaşatır. 35-36. Üçüncü etkinlikte anne ve babama, ailem. Dördüncü etkinlikte videonun bu kısmını durdurup sunumu metnini sorunuzun cevap kısmına yazabilirsiniz. Beşinci etkinlikte kelimeler gönlü kalmak, üzgün bir kişinin mutlu olmasını sağlamak, gölge düşürmek, yapılacak bir şeyi engellemek veya kötü eleştiri yapmak, korktukları başına gelmek, çok korkulan bir şeyin başa gelmesi, çakı gibi güçlü kuvvetli olmak, ekmeğini çıkarmak, para kazanmak, ne pahasına olursa olsun riskleri ve olacakları göze alarak bir işe girmek. 6. etkinlikte sırasıyla 1. 2. tekil şahıs emir kipi, çoğul eki gelecek zaman haber kipi, çoğul eki istek kipi, bilinen geçmiş zaman 1. tekil şahıs, gerekleri kipi 1. tekil şahıs. 7. etkinlikte de videonun bu kısmını durdurup ana türündeki yazıyı sorunuzun cevap kısmına şekilde gibi yazabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.